gecesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben araftayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Gün ışığı nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Hakan Kara, trafik kazası. Lütfen, lütfen bırakma beni. Lütfen.
hemen acil ayarlayalım. Hastayı kaldıralım. Tamam, tansiyonu. Hemen Sedi'yi getirtiyorum doktora. Tamam. Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir? Ne yapar 10 senedir bir yalanın içinde yaşadığını öğrendiğinde? Söylenen tüm o aşk sözlerinin, kendini iyi ve güvende hissettiren her anın bir yalandan ibaret olduğunu anladığında, kadın nasıl nefes alır? Yıllardır ilmek ilmek kurduğu hayali, sevdiği adamın başka bir kadınla yaşadığını öğrendiğinde, her şeye yeniden başlamak zorundayım. Tek başıma. Bugün hayatımın en mutlu günü sizlerin de bugünüme, bu mutlu günüme şahitlik etmenizi istiyorum. Çünkü ben bugün hayatımın aşkıyla evleniyorum. Hadi gelin mekanı dolaşalım, hadi. Harika görünmüyor mu her şey? Hı? Sizce de çok güzel değil mi? Merak etmeyin, size her yeri bir bir dolaştıracağım şimdi. Lütfiye Hanım, peçetelikleri de getirir misiniz? Tamam Elif Hanım. Teşekkürler. Arkadaşlar buranın şamdanı eksik. Onu da tamamlayabilir miyiz? Tamam Elif Hanım. Bakın bakın sizinle kimi tanıştıracağım? Kendisi bu gecenin mimarı Elif Hanım. Bak merhaba desene Elif, 17 bin kişi bizi izliyor. Merhaba. Elif bana söz verdi. Bu düğün harikulade olacak dedi. Her şey şahane olacak dedi, değil mi? Hı hı, tabii. Her şey harika olacak. Hı hı, ama gelininizi giyseniz mi artık? Çünkü konuklarınız gelmek üzere. Kızlar, kızlar benim gelinliğimi görmeniz şart. Hadi gidelim, şimdi gelinliğimi giyelim. Ha? Neydi şimdi bu? Kızım 10 binlerce takipçisi var. Yarısından çoğu da sosyal medyadan. Yani kadın durmadan yayında. Ya olayı bu yani, fark edebiliyor musun? Fark ettim. Ne o? Benden mi kaçıyorsun bakalım? Ne mümkün. Ne yapsın Sude? Halledebildin mi? 2 organizasyon firmasıyla görüştüm. Hı? Ama kongrenin altından kalkacak vizyonları yok bence. Hayır, geçen seferki gibi olursa çok ciddi prestij kaybı olur bizim için. Ben sana güveniyorum. Halledersin. Sude, ben çok geciktim. Arkadaşın düğününe gidiyorum. Bir dur dur. Bir konu daha var. Şu operasyon müdürümüz Hakan. Yine yüklü bir miktar avans istedi ama senin söylediğin gibi reddettik. İyi yapmışsınız. Hakan'ın var bir derdi ama bize söylemiyor. Ben bir konuşayım, derdini anlayayım. Avans kolay iş, hallederiz. Hadi görüşürüz. Ya kızım dur, bir gören olacak. Umurumda değil, sen beni seviyorsun. Onu değil. Evlensen de bu değişmeyecek. Evet ama burada olmaz. Tam da burada şimdi. Ne oldu? Necek yüzüyor. Ne oluyor burada? Yüzüyor. Fulya, Fulya. Damat gelini aldatıyor. Oha, hem de düğün gününde.
Ay emin misin? Evet maalesef. Gözlerimle gördüm. Bir odada bir kadınla öpüşüyordu. Sonra kapıyı kapattılar. Allah belasını. Erkek milleti değil mi ya? Her alt beklenir bunlardan. Neyse canım, hadi gel biz işimize bakalım. Nasıl işimize bakalım? Basbaya, bu organizasyonu almak için ne kadar uğraştığımızı hatırlatmama gerek yok herhalde, değil mi? Hayır Elif, Elif bir sakin ol. Bir dur ya. Fula, böyle bir şey senin başına geldiğini düşünsene. Böyle bir adamla evlenmek ister miydin? Hayır tabii ki. Ama belki gelin damadın ne mal olduğunu biliyordur. Hı? Ya bilmiyorsa? Elif, sakin ol, sonra bak mantıklı düşünürsün. Lütfen sakin ol. Ya Fulya farkında mısın? Genç bir kadın bütün hayatını bir yalan üzerine kuracak. Ya bizim hayatımız? Bu organizasyon sayesinde sosyeteye girip daha büyük işler alma hayalimiz. Ha? Onlar ne olacak? Fulya ben insanların en özel günlerini güzelleştirebildiğim için bu işi yapmayı seçtim. Aşka inandığım için. Ama burada aşk yok, yalan var. O yüzden ben geline her şeyi anlatacağım. Elif. Elif ya. Gelinliğime bakar mısınız? Ne kadar güzel değil mi sevgili Firuzen'cim? Bunu benim için özel olarak tasarladı ve Fransız danteli kullandı her tarafında. Ah gecenin görünmez kahramanı da geldi. Elif'cim bana ve takipçilerime geceyle ilgili ipuçları vermek ister misin? Ha? Var mı bize verebileceğin sürprizler? Büyük sürprizler olduğu kesin. Bakın şimdi çok heyecanlandım. Geceyle ilgili büyük sürprizler varmış. Ben zaten gece boyu yayında olacağım ama şimdi hazırlığa gidiyorum. Bye. Benim size bir şey söylemem lazım. Arkadaşlar bize müsaade eder misiniz? Böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum. Yani söylemesi kolay değil, o yüzden doğrudan söyleyeceğim. Evleneceğiniz adam sizi aldatıyor. Cenazeye göre fazla şıklar. Ne? Yılın düğününü diyorum. Cenazemizi çevirdin ya az önce. İyice abarttın Fulya. Benim vicdanım rahat. Söylemem gerekiyordu. Ay şu gelinin annesi değil mi? Yazık kadının emeklerine ya. O üstüne kıyafeti Fransa'dan getirdi. Bir aydır bu geceye hazırlanıyordu. İptal olduğunu duyunca kadının kalbine inmese bari. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Aa, Fırat Bey merhaba. Merhabalar Sena Hanım. Anneniz İmran Hanım nasıllar? İyiler sağ olun siz. Teşekkürler ben de iyiyim. Kardeşiniz Dile Hanım hala yurt dışında mı? Evet, stajı Amerika'da devam ediyor. Size iyi eğlenceler. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Kardeşinin yerini öğrenmek için kaç para verirsin? Baksana kardeşim buraya. Bunu damada ver. Arkadaşınız Fırat'a yaz verdi de, tamam mı? Kalamadığım için de üzgün olduğumu söyle. Al şunu da. Ne zaman patlayacak sence olan? Hı? Kim açıklayacak düğünün iptal olduğunu dersin? Onu bilmiyorum da. Eğer düğün iptal olmasaydı şu anda gelinle damadın giriş müziği başlayacaktı. Evet.
Nasıl ya? Nasıl kabul eder böyle bir şeyi? Hiç mi saygısı yok bu kızın kendine? Allah'ım sana şükürler olsun. Resmen direkten döndüm. Bugün bir kez daha anladım. İyi ki seninle evlenmişim aşkım. Bitmez bu gece diyordum ama vallahi sonunda bitti. Hala inanamıyorum. Eğer böyle bir şey benim başıma gelseydi değil evlenmek, hayatım boyunca o adamın yüzünü görmek istemezdim. Herkes seninki gibi karısına aşık bir koca bulamıyor canım maalesef. Ay Elif be, şuraya oturalım. Hadi. Boğazımı salarız lütfen. Tamam be. Oh. Ya bir şey soracağım. Sen Hakan'ı hiç kıskanmıyor musun? Nasıl yani? Hakan hani yakışıklı hoş adam ya. Şehir dışına da gidip geliyor falan. Ya hiç aklın kalmıyor mu? İşi adamın o. Mecbur gidiyor. Hem Hakan başkadır. Bana söyleyemeyeceği bir şey yaşamak ve yaşatmak istemez ki. Ne aşkmış arkadaş. Hakan deyince bile eriyor kadın ya. Hı, bak bir insan lafın üstünde ararmış. İnanamıyorum. Aşkım. Hayatım toplantıdaydım, açamadım. Ne yaptın, nasıl geçti organizasyon? Vallahi fırtınalı bir gece oldu. Ama sonra anlatırım. Bodrum nasıl? Bodrum harika. Her zamanki gibi. Yaşıyorsun bu hayatı enişte. Hava güzel mi? Evet, hava da mis gibi. Aşkım, seni çok özledim bir tanem. Ben de seni özledim. Bak ne diyeceğim. Diyorum ki ne zamandır senin organizasyonların, benim seyahatlerim, hiç kendimize vakit ayıramadık. Dönünce seni Sapanca'ya mı kaçırsam, ne dersin? Çok güzel olur Hakan, o kadar ihtiyacım var ki. İyi tamam, o zaman rezervasyon işi bende. Gelince konuşuruz. Tamam. Bu arada benim de sana bir sürprizim olacak. Aa, neymiş o sürpriz? Sürpriz, merak et biraz. Geldiğinde öğrenirsin. Sabret diyorsun. İyi tamam, peki öyle olsun bakalım. Elif'im, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Nasıl buldun beni? 6 sene. Tam 6 senedir ne aradın ne sordun Dila. Bunu bize nasıl yaparsın ya? Hem de o herifle. Nasıl haber vermiyorsun bize? Cevap ver! Bakmadığımız delik kalmadı. Seni aramadığım yer kalmadı. Kızım derdin ne senin ya? Niye yaşatıyorsun bunu bize? Derdimin ne olduğunu biliyorsun abi. Sakın. Sakın yine onun yüzünden deme bana. Yaptığın sorumsuzluğun faturasını anneme ödettiremezsin. O üzülmedi mi zannediyorsun ya? Ha? Öldün zannettik. Dila, öldün sandık, öldün. Anne.
Hadi bunu bana yaptın. Anneme yaptın. Ya babam? Dila, sen bunu babama nasıl yaparsın ya? Ne oldu ki babama? Merhaba anne. Yazıklar olsun sana. Gel canım, gel. Anne! Diloş'um. Hoş geldin. Güzel kızım. Hoş bulduk Mehmet. Şükür kavuşturana. Ay saçının bu rengi sana ne kadar yakışmış ama. Gel hadi. Gel içeri girelim. Gel bir tane. Gel canım, gel. Bence artık gitme. Kal burada. Ofise birlikte gideriz buradan. Ay, o kadar yolu hiç çekemeyecek kızlar. Bence de. Hep pijamaların yerini biliyorsun. Ha bu arada aç mısın? Evde yemek yok, sipariş vereyim. Hayır hayır, hiç aç değilim. Zaten 2 kilo almışım. Ne oldu babama? Sen gittikten 6 ay kadar sonra merdivenlerden düştü. Doktorlar tansiyon dedi. Yani tansiyon düşünce merdivenlerden yuvarlanmış. Çok çabaladılar iyileştirmek için ama durum bu işte. Bilseydim bu halde olduğunu ben dönerdim geri. Seni bu odada böyle yapayalnız bırakmazdım. Affet beni ne olur. Kim vardı düştüğünde yanında? Ümran Hanım vardı. Biz de onun yardım çığlıklarına koştuk zaten. Tövbe bismillah, ne diyorsun kızım sen? Anne sen ne yapıyorsun? Hı? Bak sen böyle davranırsan biz bu kızı evde tutamayız. Bunca zaman insan annesini babasını aramaz mı? Hadi aramadın, ben iyiyim, merak etmeyin diye bir haber yollamaz mı? Annem, bak haklısın, tamam mı? Ama bitti, bulduk işte. Kaçıncı defa? Ben alıyorum kontrolü artık. Bunca yıldır babanı dinledim. Bak ne hale geldi. Of be anne. Neredeymiş? Buradaymış, İstanbul'da. Anlatmadı tabii her zamanki gibi kaybolduğunda neler yaptığını. Nasıl buldun? Anne sorup durmasana. Buldum işte. Başını derde sokmadın değil mi? Fırat. Babama ne oldu?
Dila sakin. Ne yaptın babama? Babam düştüğünde sadece annem varmış yanında. Ne yaptın babama? Nasıl düştü babam? Dila, annenle konuşuyorsun. Laflarına dikkat et. Sen ne zamandır ilaçlarını içmiyorsun? O ilaçlara ihtiyacım yok. Var. Dila! Hakim hanım, cezamı ne zaman açıklayacak diye bekliyordum ben de. Malum hep birlikte kararınızı bekliyoruz. Dila, kendine gel. Dila! Dila, yeter! Formundan hiçbir şey kaybetmemişsin. Evden çıkman da yasak. Uzun bir süre. Ay, sonunda başvuru yapıyorsunuz demek. Hakan kabul etti yani. Yani pek kabul etti denemez. Hakan'ın sürprizim bu işte. Ben işlemleri başlattım, geriye sadece imza işi kaldı. Ha, öyle yani. Ne öyle? Yani hani Hakan istemiyordu ya, ben o da fikrini değiştirdi sandım. Tamam, yarın değiştirecek işte. Hem 4-5 senedir istemiyor. Ondan önce o da istiyordu. Tamam canım, kızma, bir şey demedim. Ay, bazen öyle konuşuyorsun ki Fulya. Ben de isterdim Hakan'dan çocuk yapmayı. Onun çocuğuna bakmayı, büyütmeyi. Anne olmayı. Ama olmuyor. Elif Hanım, her yolu denedik biliyorsunuz. Ve bu son tahlillere göre de bir çocuk sahibi olmanız mümkün değil. Yani hiç mi imkanı yok? Yani Hakan Bey, şu... Elif. Tamam. Dünyanın sonu değil. Boşanalım Hakan. Ne diyorsun Elif? Ya duydun sen de işte. Olmayacakmış, benim hiçbir zaman bir çocuğum olmayacakmış. İmkansızmış işte. Ya ben biliyorum senin ne kadar çocuk istediğini. Ben sana bunu yapamam ki. O yüzden boşanalım Hakan. En doğrusu bu. Olmazsa olmasın. Umurumda değil. Hiçbir şey eksilmedi sana olan aşkımdan, eksilmeyecek de. Ya seni istiyorum. En başında söz verdiğim gibi. İyi günde, kötü günde, varlıkta ve yoklukta. Hep sana aşık olarak kalacağım. Ölene kadar. Hayırdır inşallah gece gece. Alo.
Elif Karay'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Dol. Elif Hanım merhaba. Ben İstanbul Kilyos Devlet Hastanesi'nden Doktor Mustafa. Maalesef kocanız Hakan Kara ciddi bir trafik kazası geçirdi. Bir yanlışlık olmasın. Yani sanırım isim benzerliği oldu. Benim eşim Bodrum'da. 2 Haziran 1989 doğumlu. Ana adı Hatice, baba adı Yusuf Kara. Ben anlamıyorum. Benim eşim Bodrum'daydı. Eşinizin durumu ciddi Elif Hanım. Bir an önce gelseniz iyi olur. Ben hemen geliyorum. Kızınız için endişe etmeyin. Kızınızın durumu iyi. Sadece biraz korkmuş, ufaklık o kadar. Ne? Elif, ne oluyor? Kilyos'tan arıyorum diyor. Eşiniz kaza yaptı diyor. Ne alaka ya? Bodrum'da o. Durumu ciddi diyor. Kızımız iyi diyor. Bir yanlışlık olmalı Elif. Kızımız neden bir kâh? Ben Elif Kara. Beni buradan aradılar. Eşimi trafik kazası geçirdiğini söylediler. Bir dakika lütfen. Ne bir dakika? Hanımefendi, yardımcı olacağım ben size. Elif Hanım geldi. Şimdi ilgilenecekler sizinle. Ya siz şaka mı yapıyorsunuz? Gecenin bir saatinde beni arıyorsunuz. Eşiniz trafik kazası geçirdi diyorsunuz. Abuk subuk konuşuyorsunuz. Şimdi bir dakika mı? Siz beni çıldırtmak mı istiyorsunuz ya? Elif Hanım, sizi ben aradım. Evet, eşim olduğunu iddia ettiğiniz adama götürün beni. Buyurun, lütfen oturun. Oturmayacağım. Eşim olduğunu iddia ettiğiniz adama götürün beni. Elif Hanım, eşinizin aracı Sarıyer-Kilyos yolunda şarampole yuvarlanmış. Elimizden geleni yaptık ama eşiniz maalesef ekson. Ne oldu? Başınız sağ olsun. Eşinizi kaybettik Elif Hanım. Benim eşim Bodrum'da. Kimlik bilgilerine göre... Ya o zaman gösterin! Kocam olduğunu iddia ettiğiniz adama götürün beni, anlamıyor musunuz? Hadi! Elif Hanım sakin olun lütfen. Ya sakin olmayacağım, ben ne sakinim ya? Kocanız öldü, kocanız öldü, götürün o zaman. Ne madem benim kocam, gösterin o adamı bana. Buyurun. Hakan Kara, trafik kazası.
Tansiyonunuz normale dönmüş. İsterseniz biraz daha sakinleştirici verebilirim. Hiçbir şey istemiyorum. Nasıl isterseniz. Geçmiş olsun. Bu nasıl olabiliyor Fulya? Aklım almıyor benim. Benim de canım. Benim de kuzum. Benim de aklım almıyor. Bodrum'daydı. Sen de biliyorsun. Hakan arabasını yanlış bir yere bile park etmezdi. Ne kazası, ne uçması. Oh. Eşinizin eşyaları. Kazadan sonra üzerinden çıktı. Kızınızı da getiriyorlar şimdi. Anlamıyor musunuz siz? Bizim kızımız yok diyorum. Elif Hanım. Telefonda da böyle dediğiniz için ben tekrar kontrol ettirdim hastane polisine. Bütün nüfus kayıtlarında sizin ve Hakan Bey'in çocuğu olarak görünüyor. Buyurun. Doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi. 3 Haziran 2017'de Sarıyer Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirmişsiniz doğumunuzu. Bu da kimliği. Anne olarak sizin adınız var.
ettiğimiz gibi. Elif Hanım, acınız büyük biliyorum ama eğer sizin kızınız olmadığı konusunda ısrarcıysanız başka bir yol izlemem gerek. Ne yapacaksınız peki? Polis arkadaşlara haber vereceğim. Onlar da herhalde ufaklığı almaları için çocuk şubeyi arayacak. Çocuk şubede onu yetiştirme yurduna teslim edip gerekli incelemeyi başlatacaktır. Canım, düşünme sen şimdilik bunları. Hı? Biraz uyusan keşke. Neden yalan söyledi? Neden Bodrum'dayım dedi? O çocuk... Hakan onu ihanet etmez. Yapmaz, yapmamıştır. Belki de o küçük kız yüzündendir. Birine yardım ediyordur, sana söyleyememiştir falan. Ne bileyim. Benim çocuğum değilse Hakan'ın da çocuğu değildir Fulya. Hakan yapmaz bunu, yapmamıştır. Kim bu kadın? Annesi kim? Neden bu benim üzerime bu çocuk? Neden diyemem? Hesap soramam, dokunamam. Ama öldü Fulya. Hakan öldü. Sen niye uyumadın bakayım? Ha? Hadi gel. Yatalım tekrar. Hadi gel. Ben küçükken ne hata yaparsan yap, korkma gel bana anlat derdin. Belki senin için çok kötü olan bir şeyin çözümü aslında çok basit olabilir derdin. Baba. Bir şey yapmış olabilirim. Hakan'ın bir tane telefonu vardı. Başkasının telefonu.
Telefonumu koydular herhalde, karıştırdılar. Canım, bak onu açmak istemezsin. Hayır. Hakan'ın doğum tarihi 1989 değil. Benim doğum tarihim değil. Hakan'ın doğum tarihi değilse, benim değilse ne bu? Bu şifre ne? Canım, onu bir sonraya mı bıraksam? Bir sakin mi olsan? Canım ha? Evlilik tarihimiz 2012. Değil. Ya değil, değil. Of, nefes alamıyorum ben. Ne o? Savaştan çıkmış gibisin. Ya pek uyumadım da gece. Evde. Aile bir mevzular. İstemiyorum ama biraz da ben canını sıkacağım. Şu operasyon müdürü Hakan. Hı? Dün bir trafik kazası geçirmiş. Ne diyorsun Sude? Nasıl olmuş peki? Nerede? Kilios tarafında şarampole yuvarlanmış. Çok üzüldüm. Ha, çalışanların bir kısmı da cenazeye gitmek için izin istedi. İsteyen herkes gidebilir, izin var. Hatta Sude, rica ediyorum benim yerime de sen katılır mısın? Yani yönetim olarak yalnız bırakmayalım aile. Ha tabii. Tabii, madem sen öyle istiyorsun. Evden uzak kaldığınız dönemde ilaçlarınızı düzenli olarak kullanabildiniz mi? Peki ya sosyal çevreniz, arkadaşlarınız... Çevrenizle ilişkileriniz nasıldı? Herhangi bir sorun yaşadınız mı? Bunları bir doktor olarak mı soruyorsunuz? Yoksa annemin talimatı üzerine mi Haldun Bey? Rica ederim Dila Hanım. Hasta doktor ilişkisi gizlilik üzerine. Gizlilik mi? Sevdim ben bu kelimeyi. Mesela ben... Annemin her şeyden haberdar olmak için size bol sıfırlı ödemeler yapacağını biliyorum. Anlamadım. Sana söyleyeceğim her şeyi anneme anlatacağını biliyorum dedim. Tam olarak nesini anlamadın? Lütfen Dila Hanım, konu ben değilim, sizsiniz. Neyse ki burası ölmek için yeteri kadar yüksek değil. Ama kaçmak için yeterince alçak, değil mi? Ona aynen şunu söyle. Beni bu evde zorla tutamaz. Ben buradan kaçmanın bir yolunu bulurum. Ya yürüyerek, tek parça ya da parça parça. Aa, Haldun Bey. E nereye gidiyorsunuz? Tatlı tatlı sohbet ediyorduk şurada. Günlük kıyafet Dila Hanım. Nasıl durum doktor bey? Maalesef geçen sürede neler yaptığı ile ilgili bir şey öğrenemedim İmran Hanım. Dila şu anda yüksek seviyede manik halde. Söylemeliyim ki bu dönemde kendisine zarar vermeye meyilli olabilir. İvedilikle ilaçlarına başlaması gerekiyor. Merhum Hakan Kara'yı nasıl bilirdiniz? İyi. Nasıl bilirdiniz? İyi. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Nasıl biriydin sen Hakan? En yakınım. Can yoldaşım. Kocam. Hiç mi tanımadım seni? Merhum ahirete göç ederken sizlerden dünyalık hakları için helallik talep ediyor. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun.
Ediyor musunuz? Helal olsun. Ediyor musunuz? Helal olsun. Allah hüsnü saadetinizi kabul etsin. Ruhuna el Fatiha. Helal olsun. Saçımın teline zarar gelse dünyayı yakardın hani? Beni en çok yaralayan sen misin yoksa? Gerçek ne Hakan? Bu kabustan uyandır beni ne olur. Uyanmak istiyorum artık. Artık ilaçlarını düzenli kullanacaksın. O ilaçları içmek istemiyorum. Bu senin verebileceğin bir karar değil. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sıratal-müstakim.
Elif, ne yapıyorsun? Şifre çocuğun doğum tarihiymiş. Tamam bak, yapma şimdi. Sırası değil. Hadi ver. Bilmem lazım. Elif, lütfen Elif. Ben bir açıklaması vardır dedim. Belki birine yardım etmek için Hakan yapmaz dedim. Hülya babasıymış. Elif. O çocuk Hakan'ın çocuğuymuş. Elif, kendine gel, korkutuyorsun beni Elif, lütfen. Elif. O burada. O kadın burada, hissediyorum. Elif, kendine gel. Korkutuyorsun beni Elif, lütfen. Sevdiği adam sonuçta veda etmek isteyecektir. Saçmalama Elif. Ne diyeceksin? Videoda zaten sadece saçları görmüyordun. Yani görsen ne diyeceksin? Elif, hadi. Başınız sağ olsun. Elif, sağ olun dostlar, sağ olun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar. Allah sabırlar versin. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Başınız sağ olsun. Başınız. Allah sabır versin. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Elif Hanım da değil mi Hakan'ın eşi? Hakan benim için çok önemli biriydi. Neşeli, hayat dolu, herkese yüreğiyle kucak açan çok özel bir adamdı o. Acınızın tarifi yok, biliyorum. Çok zor. Sen hangi hakla bana başsağlığı diliyorsun ya? Affedersiniz ama gelmek zorundaydım. Fırat Bey temsilen buradayım. Fırat Bey mi? Evet, Fırat Bey. Holdingin sahibi, Hakan'ın patronu, patronumuz. Acınıza ortak olduğumuzu bilin istedi. Neyse. Sizin acınız taze. Tekrar başınız sağ olsun. Bir özür mü dileseydin ha? Fulya, ben ne yaptım? Ne oldu bana böyle? Sude. Sude. Sen iyi misin? Cenazede kötü bir şey mi oldu? Hakan'ın karısı cenazede üstüme saldırdı. Ya kadın tam bir deli. Hayır, teşekkür edeceği yerde kovmaktan beter etti. Sebep? Ya bir bilsem. Her şey çok garipti. Sanki adamı ben öldürmüşüm gibi. Sinirimi bozdu durduk yere. Peki tam olarak ne söyledi yani, ne yaptı? Anlamadım ki. Bir anda ne hakla buraya gelirsin falan dedi.
Sen niye bu kadar merak ettin ki? Durumu anlamaya çalışıyorum. Sude sonuçta kaç yıllık çalışanımızın karısı değil mi? Yok. Sabahtan beri bir şey var sende. Bir şey var aklında, evet. Dila döndü Amerika'dan. Dila mı döndü? İşte annemle her zamanki gibi evin içinde didişiyorlar. Benim de aklım oraya takılı. Deli kız. Ya çok severim Dila'yı biliyorsun. E tamam o zaman ben bir ara hoş geldin demek için uğrarım. Hem belki biraz da büyük patronun gözüne girirse. Çok iyi olur. Ben bir Alper'e bakayım. Tamam. Ay yuh artık Mehveş ya. Sahiden kendime bir şey yapacağım mı sanıyor? Ebe güzel kızım, sen de doktorla öyle garip garip konuşmasaydın. Ürman Hanım topla dedi, ben de mecburen topluyorum işte. Bu ne şimdi böyle? Kırılmaz cam film efendim. Odayı hapishane hücresine çeviriyorsunuz yani. Öyle mi Mehveş'im? Her şey tamam mı? Tamam Ümran Hanım, ustaların da işi bitmek üzere zaten. Sen de çık. Ümran Ayaz'ın yarı açık cezaevine hoş geldiniz. Ben bu saçmalığa daha fazla katlanmayacağım. Bana güle güle. İlaçlarını düzgün alana kadar bu odadan çıkmayacaksın. Anne! Anne aç şu kapıyı, beni burada zorla tutamazsın! Hoş geldiniz. Sana da zahmet oldu, çok sağ ol. Rica ederim, ne demek? Öylece oturdu yavrucak. Hiç yaramazlık bile yapmadı. Tekrardan başınız sağ olsun. Sağ ol.
Güneş, doğru düz tanışamadık seninle. Benim adım Elif. Ben babanın... Ben babanı tanıyordum. Ama anneni tanımıyorum. Annen nerede Güneş? Merak etmiştir seni. Nerede olduğunu biliyor musun? Hadi söyle. Seni annene götüreyim. Hı? Güneş. Konuşmak zorundasın. Anneni bulmak zorundayım. Seni ona götürmek zorundayım. Güneş. Cümlem. O da ölümden döndü. Sabırlı ol. Konuşacaktır elbette. Annesini senden saklayacak değil ya Elif. 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 Canım ne yapıyorsun? Ya bir dur, bir soluk al ya. Oturup çocuk konuşsun diye bekleyemem. Yardım et bana. Tamam peki, ama ne arıyoruz tam olarak? O kadına ulaşabileceğim herhangi bir iz, bir fotoğraf, ne bileyim bir adres, bir kart. Adı... Adı Petek'miş. Belki o değildir. Güneş'in annesi de kaydetmemiş sonuçta. Canım bak, harap ettin kendini. Ya buluruz bir şekilde o kadını ya. Ya delirmen işimizi kolaylaştırmayacak Elif. Anne. Efendim oğlum. Nasılsın? Dila nasıl? İyiyiz, iyiyiz. Dila da iyi. Odada dinleniyor. Ha, iyisiniz yani. İyiyiz, iyiyiz canım. Tamam, eğer bana bir ihtiyaç falan olursa... Canım, senin aklın kalmasın burada. Sen işine gücüne bak, ne olursun. Akşam görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ne deseydim? Kızı zapt edebilmek için odayı mı kilitledim deseydim? Kızın da aynı senin gibi. Zayıf mizaçlı. Hasta. Ama bu sefer onu iyileştireceğim. Bu topumu tamamlayamadık bile. Buyur futbol takımı için altı kişi olmalıyız.
Yeter artık kendine işkence ettin. Bırak şu telefonu. Baksana şu çocuk parkına. Belki kaldıkları eve yakın. Eğer parkı bulursak sorup soruşturur evi de buluruz. Kızım sen iyice manyadın ama. İstanbul'da milyonlarca çocuk parkı var. Hepsini teker teker gezsek bile aylar sürer bulmamız. Hem bütün parklar birbirine benzer. Nasıl bulacağız ki? Ya annesini bulmak zorundayım Fulya. Kim bu kadın? Hakan ne buldu bunda? Benden daha mı güzel? Daha mı akıllı? Daha mı neşeli ya da... ya da daha mı genç? Tek bir fotoğrafı, bir videosu yok şu telefonda. Ha, bak işte kendin söyledin. Ya Hakan bu kadını sevmiş olsaydı bir tane fotoğrafı, videosu olmaz mıydı? Çocuk yaptığı kadının bir tane tam olarak göründüğü bir videosunu çekmemiş. Ben ne düşüneceğimi bilmiyorum. Hesap soracağım, kimse yok. Ne Hakan ne o kadın. Sen bunca yıldır üzerine kayıtlı bir çocuk olduğunu nasıl fark etmedin? Ay, bilmiyor musun Fulya? Ben e-devlet şifremi bile bilmem. Her zaman her şeyle, bankayla falan Hakan ilgilenirdi. Sanki şu kapıdan içeri girecekmiş gibi geliyor. Tamam, geçecek. Geçecek canım. Geçmeyen acı yok dünyada. Zor olacak ama geçecek. Bu gece de yanında kalmamı ister misin? İdare ederim ben. Bir şekilde alışmak zorundayım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar. Niye iki servis var? Dila nerede? Dila ben tokum dedi. Toksa da gelsin. Bir yüzünü göreyim. Uyumuştur belki. Ses etmesek oğlum. Uyuyorsa da uyansın. Ya dur bir ben bakayım. Mehveş. Git getir. Anne sana inanamıyorum ya. Kızı odaya mı kilitledin? Her şey onun iyiliği için. İlaçlarını almayı kabul edene kadar bunun böyle olması gerekiyor. Kıza biz mahkum gibi davranırsak niye bu evde kalsın ki? Bak sen böyle yapmaya devam edersen yine kaçıp gidecek. Bu sefer kolay değil. Bundan sonra benim kurallarımla oynanacak bu oyun. Böyle bir şey asla müsaade etmiyorum. Mehveş, bir servis daha açar mısın Dila için? Ben rahatsızlık veriyorsam mutfakta derim. Mehveş'le sorun değil. Bakın, tekrar söylüyorum. Benim kardeşimi kimse hiçbir yere kitlemeyecek bundan sonra. Sana söz veriyorum Dila, ama sen de bana söz ver. İlaçlarını alacaksın. Hadi.
Hepsinden söyledim işte. Ne seviyorsun bilmiyorum ki. Köfte patates var, makarna var. Hadi ama. Yemezsen nasıl büyüyeceksin? Hep böyle küçük mü kalmak istiyorsun? Bütün çocuklar sever bunları. Başka bir şey mi istiyorsun? Aç mı değilsin? Neden yemiyorsun anlamıyorum ki. Karıcığım, ya arasana kaç katı çıktın böyle poşetlerle. Hayır, sorun değil. Hallettim ben. Sen geçip dersine çalışır mısın? Hadi lütfen. Yarın gireceğin ekonomi dersinin finalinden eğer geçer not almazsan işte o zaman kızarım sana. Tamam? Hadi otur. Ben de bize mis gibi bir makarna yapacağım. Ama Türk usulü, anlaştık mı? Öyle fetüçünüymüş, deniz mahsulüymüş falan anlamam ben. Şöyle bol tereyağlı bir makarna yapacağım. Kıymalı da yapmak isterdim ama o kadar paramız yok. Makarnamız da hazır. Buyurun beyefendi. Buon appetito. Eline sağlık hayatım. Öğreneceğim şu İtalyancayı. Hayatım onu ben alayım. Onu da alayım. Ne yapıyorsun? Bir saniye bekle. Ya ne yapıyorsun? Çok sabırsızsın. Evet. Şöyle koyalım. Afiyet olsun. Bu çok güzel. Çok seviyorum seni. Ben de. Evet. Abi, girebilir miyim? Gel Dila, gel. Ben sana teşekkür etmek istedim. Hı. Beni koruduğun için. Dila. Bak, sen benim kardeşimsin. Tabii ki koruyacağım. Ben seni hep korudum. Ama sen her sefer... Abi, ne olur yapma. Bak, bu işten öylece kaçıp kurtulamazsın. Bir açıklama yapmak zorundasın Dila. Biliyorum. Abi, biliyorum. Hani ben bazen saçma sapan şeyler yapıyorum. Daha sonra nasıl açıklayacağımı bilmediğim şeyler yapıyorum. Bu da onlardan bir tanesi işte.
Şimdi konuşmasak. Daha sonra konuşuruz belki ama... Şimdi değil, lütfen. Güneş, sen neden buradasın? Akşam korktun mu? Kabus mu gördün? Acıkmış sanırsın. Ben sana tost yapayım. Dila'ya fazla müsamaha gösteriyorsun. Kızı odasına kilitlemek sorunlarımızı çözmez. Tamamen kontrolümün altında olması gerek. Yoksa yine içmeyecek ilaçlarını. Anne. Bir fırsat verelim. Bak, rica ediyorum. Belki bu sefer her şey farklı olur. Hı? Tamam. Günaydın. Günaydın canım, gel.
Size de günaydın gardiyan hanım. Afiyet olsun size. Ne güzel bir gün değil mi abicim? Neden bunu yapıyorsun Dila? Onun bana yaptıklarının yanında az bile yapıyorum ben. İlaçlarını al Dila. Bana söz verdin. Tamam. Bugün anneni bulmaya gideceğim. Üzülme. Bulacağız anneni. Ama önce sana bakacak birini bulmam lazım. Fulya'yı arayalım mı? Belki o gelip sana bakar. Elif Kale'ye güvenip hayatımızın en güzel ve en anlamlı gününü en rezil günü olarak geçirdik. Menümüzü kafasına göre değiştirmiş. Bütün konukların midesini tuta tuta düğünden ayrıldı. Müzisyenlerimiz deseniz. Amatör bir grup çıktı onlar yerine. Kendi kafasına göre onları da değiştirmiş hanımefendi. Ben böyle bir amatörlük görmedim. Siz siz olun. Sponsor organizasyonla sakın çalışmayın. Bir anlaştıysanız, bir hata yaptıysanız da zararı neresinden dönerseniz kârdır benden söylemesi. Oha. Oha bu ne ya? Bu kadın ne söylüyor ya? Bu daha şimdiden iki organizasyon iptali aldık. Elif'e hiçbir şey söylemiyoruz, değil mi? Canım. Nasılsın? İyiyim, iyiyim canım. Bugün benim yapacak birkaç işim var. Çocuğa sen bakar mısın? Bakardım da önümüzdeki organizasyon için şu an toplantıdayım. Ben başka birilerini bulmaya çalışayım mı? Ha, tamam, kimseyi işinden etme. Ben bir şekilde hallederim. Sonra konuşuruz. Tamam canım, öpüyorum. Tamam. Babanın iş yerine gitmem lazım. Evde de bırakamam seni. Sen de benimle geleceksin. Nereye gidiyorsun Güneş? Evde yalnız kalamazsın. Gel buraya. Ama böyle gidemeyiz. En azından üstümüzü değiştirelim, değil mi? Oldu mu? Her şey senin iyiliğin için. Unutma bunu. Yarasın bir tanem. Hadi bakalım. Babanın iş yerine geldik. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Neyse. İşim çok uzun sürmez herhalde. Uyanmadan yetişirim sana. Kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben Hakan Kara'nın eşiyim. Onun özel eşyalarını almaya geldim. Başınız sağ olsun. Çok üzüldük.
Sağ olun. Odasına çıkabilir miyim? Bir saniye. Ah, işte bu. Bu manyak kadın. Halkanın karısı. İlaçlarımızı içtiğimize göre artık dışarı çıkabiliriz. Yardımcı olmamı ister misiniz? Başınız sağ olsun. Hakan çok sevdiğimiz bir çalışanımızdı. Sağ olun. Fırat Ayaz. Elif Kara. Buraya kadar zahmet etmeseydiniz keşke. Biz yollardık eşyalarını. Kusura bakmayın, ben özel bir şey arıyorum. Kişisel bir şey. Pardon, dağıttım biraz. Hayır hayır, sakın dert etmeyin dağınıklığı. Yani mutlaka önemli bir şey arıyorsunuzdur. Sağ olun. Benim biraz acelem var. Eğer izin verirseniz. Tabii. Ben sizi yalnız bırakayım. Herhangi bir ihtiyacınız olursa mutlaka haberimiz olsun, olur mu? Ahmet abi, aç kapıyı, dışarı çıkacağım. Kızım, anneniz dedi ki... Bana ne annemin ne dediğinden? Ahmet abi, kapıyı açar mısın? Dışarı çıkacağım. Ama açamam. Kapıyı aç Ahmet abi. Ben ilaçlarımı içtim. İçtim ben ilaçlarımı. Annemle anlaştık biz. Lütfen kapıyı açar mısın? Dila. Ahmet abi, kapıyı açar mısın? Ben ilaçlarımı içtim diyorum sana. Anlaştık annemle biz. Mehveş, ben ilaçlarımı içmedim mi? Sen de oradaydın. Biliyorum. İçtim ilaçlarımı. Annemle anlaşmadık mı biz? Anlaştık. Mehveş, şu kapıyı açsın istiyorum. Tamam, sakin. Mehveş, ben sakinim zaten. Bebeğim, ben sakin. Ben dışarı çıkmak istiyorum sakin, Mehveş. Bebeğim, sakin. Mehveş, ben sakinim tamam, zaten. Tamam. Görmüyor musun? Ben sadece kapıyı açmasını tamam. istiyorum. Söyle kapıyı açsın. Söyle kapıyı açsın. Biz seninle anlaştık. Söyle kapıyı açsın. Aç kapıyı Ahmet Efendi. Aç kapıyı dedim. Zaten çıkamayacak. Mehveş, çöpü kontrol et. İçmemiş ilaç. Kusura. Dila. Hadi gel. Hadi bir tane. Hadi. Hadi canım, hadi. O elbiseyi de çıkart. Fazla kısa. Elbiseme karışma. Bari elbiseme karışma. Çıkar at dedim. Tamam, Diloş. Tamam bir tanem. Tamam bak, alt tarafı bir elbise. Ne olacak?
Ne analara var be? El kadar çocuk bırakıp gitmiş. Şimdi havasızlıktan boğulacak yavrucak. Olacak ayıp, iş değil. Ayıp. Analık doğurmak da olmuyor işte. Güneş! Çekil! Çekil! Güneş! Ne böyle oluyor işte? Güneş! Polisi arasın. İyi misin? Ambulans arayan oldu mu? Tabii. Parayla ana olunmuyor değil mi? 60 çocuğu gitmiş. Ben annesi değilim. Uyandırmaya kıyamadım. Beni çağırmışsın. Sude, muhasebeyle konuş. Hakan'ın bize olan tüm borcunu silsinler. Tazminatı da hazırlasınlar, karısını verelim. Bir şey mi söyledi sana? Ya söyledim sana. Dengesinin teki, ciddiye alma kızı. Hiçbir şey söylemedim. De kadın kocasını kaybetti sonuçta. Mutlaka bir ihtiyacı, bir sıkıntısı vardır. Bu kadına neden bu kadar yardımcı olmak istiyorsun? Hayır yani, yapman gerekenden çok daha fazlasını yapıyorsun şu an. Sude, uzatma lütfen. Söylediğimi yap, muhasebeyle konuş. Tamam. Madem öyle istiyorsun, konuşurum. Sağ ol. Ha bu arada, akşamüstü biraz erken çıkacağım. Dilay'a uğrayacağım. Çok iyi olur. Sıkılmıştır evde. Kolay gelsin. Sağ olun. Aa, Güneş, hoş geldin. Dur, senin istediğin çikolataların yerlerini değiştirdim. Bak, buradalar. Al bakalım. Çok şükür tanıyorsunuz. Parkta bir başına dolanıyordu. Ben annesini arıyorum. Evlerini biliyor musunuz? Bilmem mi? Sağdan 3. bina. Ömür apartmanı. 3. kat 5 numara. Aa, gerek yok. Biz hallederiz Hakan Bey'le sonra. Bu seferlik ben ısmarlamak istiyorum. Bu çok fazla. Aşk yuvanız mıydı burası? Mutlu muydun bu evde? Bizim anılarımızdan daha güzel anılar mı biriktirdin onunla? Thank you.
Hakan çok sever miydi anneni? Mutlu muydunuz? Yazık şu geçen zamana yazık. Yalan mıydı biz mi aldandık? Yazık gençliğimize yazık. Nasıl böyle erken yıprandık? Böyle mi sona erecektik? Böyle parça parça mı bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık. Böyle mi sona erecekti? Böyle parça parça mı olacaktı? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana kadar yalan mı yaşandı her şey söyle. Böyle mi sona erecekti? Böyle parça parça mı olacaktı? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık. Yazık şu geçen zamana yazık. Yalan mıydı biz mi aldandık? Yazık gençliğimize yazık. Nasıl böyle erken yıprandık? Böyle mi sona erecekti? Böyle
böyle parça parça mı olacaktı? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana. Sen çiçek kokularını sevmezsin ki. Ne istiyorsun? Ziyaretçim var. Sude geldi. Sude mi? Ne alaka? O beni hiç sevmez bir kere. Abin istemiş. O da herkes gibi seni yurt dışında biliyor. Unutma. Yurt dışına gittin, staj ve master yaptın, aileni özledin ve geri döndün. Ya kendi hikayemi anlatırsam? Yapabilirim. Sonuçlarına katlanmaya hazırsan, buyur yap. Sağ ol Mehveşim, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Anlat bakalım Dilar'cığım. Neler yaptın Amerika'da, ne maceralar yaşadın? Ay, okuldan döndükten sonra bir daha hiç gitmedim ve o kadar özledim ki oraları. Amerika işte. Ne anlatayım? New York benim burnumda tütüyor. Central Park, Soho, Çin Mahallesi. Manhattan'dan gece feribotla dönmek, sonra... Say, sen niye geldin? Kendi Amerika hatıralarını anlatmaya mı? Kusura bakma, dalmışım. Bak ne diyeceğim. İstanbul'u özlemişsindir. Biraz dinlen. Çok da güzel yeni mekanlar açıldı. İstersen birlikte gideriz, ha? Bakarız Sude'cim. Neden olmasın? Suzan'cığım, şekerim, nasılsın? Döndü, evet, Amerika'dan. Çok mutluyuz. Sen nasılsın? Telefonu ver çabuk. Anlamadım. Ben yeni geldim ya. Hat alamadım tabii hala. Acil bir arama yapmam lazım. Telefonu verir misin? Tabii. Çok tatlısın. Al bakalım. Şifre. Unut. Evet. Alo aşkım, benim. Yavrum neredesin sen ya? Merak ettim iki gündür. Ya abim aldı havalimanından. Hemen eve döndük. Sana da hoşça kal diyemedim tabii. Ha, buldu seni yani. Hay Allah. Ya ben de merak ediyordum nereye gitti bu kız diye. Evet evet, evdeyim şimdi ben de. Hani bahsetmiştim ya sana. Sarıyer'de böyle büyük bahçeli, beyaz, büyük bir ev dedim. Hemen yolun kenarında, hatırladın mı? Yanında biri mi var? Rahat mı değilsin? Aynen aynen, evdeyim yani. Sen de uğra bir ara. Çengel bulmaca gibi konuşma be kızım. Söylerim, hoşça kal. Tamam aşkım, ben de seni seviyorum. Öptüm, bye. Teşekkür ederim. Amerika'dan beraber döndük ama abimle anneme söyleyemedim daha. Ne oluyor? Hiç. Kimmiş araya? Suzan teyzen. Kız eve döndü, hayırlı olsun diye aramış. Selam söylüyor sana. Sağ olsun. Ee,
Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Teşekkür ederim. Sude'cim bunu saymıyorum. Sık sık bekliyorum seni, tamam mı? Sen de bir ara holdinge gelirsin. Hep beraber yemek yeriz. Hep beraber şöyle güzelce bir yemek yiyelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ümran Hanımcığım, iyi günler. Güle güle. Gelmeyecek herhalde annen. Hadi gidelim, sonra yine geliriz, tamam mı? Tamam. Gelmişken üzerine birkaç parça eşya da alalım o zaman. Bir şey. O evde belli ki bir hayatı daha varmış Fulya. Kendisine başka bir aile kurmuş. Oturduğu koltuğu, yemek yediği masayı, uyuduğu. Kadınla uyuduğu yatağı gördüm ben. Aklım almıyor. Benim tanıdığım Hakan çiçek kokulu parfümlerden nefret ederdi. Öyle vamp elbiselerden hoşlanmazdı ki. Sanki iki farklı Hakan var. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani çok garip gerçekten. Ya hani bir hastalık var ya... böyle insanlar... birkaç kişilik barındırıyorlarmış içlerinde. Ha böyle birbirlerinin haberleri olmuyormuş falan. Belki de hastaydı. Sen bilmiyordun. Beni gerçekten sevdi mi acaba? Ya da ne zaman vazgeçti sevmekten? Çocuğumun olmayacağını öğrendiğinde mi? Tabii ki sevdi seni. Hem de çok sevdi. Ya ben sana nasıl baktığını gördüm. O zaman niye bir yalan yaşattı bana? Ya bir yürek nasıl ikiye bölünür? Aptalım çünkü ben. Aptal. Ya saçmalama. Aptal falan değilsin. Sen gördüğüm en akıllı, en zeki kadınsın Elif. Çocuğunu benim nüfusuma kaydetmiş ama aptal Elif anlamaz demiş. Akşama kadar aptal gibi o evde bekledim o kadını. Ama gelmedi. Ben ne yapacağım şimdi? Sokağa atacak halin yok ya. Yani annesini bulana kadar bakacaksın mecbur. Kocamın metresinden olma çocuğa mı bakacağım? Yapamam bunu. Gerekirse her gün, her gece o eve giderim, o kadını beklerim ama yapamam. O kadını bulana kadar durmayacağım.
Çıkar ayakkabılarını. Şükür, evinin yolunu buldum. Of, ya ne olur başlama. İnan çok yorgunum. Sen bundan zevk mi alıyorsun ya? Hı? Mazoşist falan mı oldun kızım sen? Keyfinden gitmiyorum herhalde o eve. Ya canını bu kadar yaktığını bile bile daha kaç kere gideceksin o eve? Yaran kabuk bağlamadan durmadan koparıp kanatıyorsun. Kadın kaçmış, gitmiş işte, yok. Bir not bırak eve, kızım ben de gel al de olsun bitsin ya. Güneş, sen benim odama gidip oyuncaklarımla oyna. Ya sen bir dürüst olsana ya. Sen bu kızı annesine kavuşturmak mı istiyorsun? Yoksa o kadınla yüzleşmek mi? Benim ne istediğimi boş ver de asıl sen ne istiyorsun onu söyle. Nasıl ya? Oklar şimdi niye bana döndü? Yolumu gözlediğine göre bir sorun var. Ne oldu anlat. Sana söylemeden halletmeye çalıştım ama işler karıştı. Başa çıkamıyorum. Ofiste bir şey mi oldu? Gerçekleri bilmeye hakkı var dediğin gelin vardı ya hani. Bomba bir video paylaşmış. Ne videosu? Gömme videosu canım. Kendi seyret. Elif Kare'ye güvenip hayatımızın en güzel ve en anlamlı gününü en rezil günü olarak geçirdik. Menümüzü kafasına göre değiştirmiş. Bütün konukların midesini tuta tuta düğünden ayrıldı. Müzisyenlerimiz deseniz. Amatör bir grup çıktı onlar yerine. Kendi kafasına göre onları da değiştirmiş hanımefendi. Ben böyle bir amatörlük görmedim. Siz siz olun. Sponsor organizasyonla sakın çalışmayın. Tüpedüz yalan söylüyor. Daha şimdiden 5 tane iptal aldık. Kızın cemiyette etkisi o kadar büyük ki. Benden söylemedim. Hatta dahası var. Önümüzdeki 2 haftanın organizasyonu kasamızdan karşılamıştık ya hani. Onlar da iptal. Yani anlayacağın Titanik gibi batıyoruz. Sense... Ben seni. Kadının peşine takıldın. Ne olup bittiğinin farkında bile değilsin. Haberin yok. Evet ya. Haklısın. Benim hiçbir alttan haberim yok. Al. Al. Al kendin bak bunlara. Bütün hayatım yalanmış benim. Var olduğunu sandığım hiçbir şeyim yokmuş. Ben aptal gibi, kendimi inandırdım, bir masalın içinde yaşıyormuşum. Ben anlamıyorum, bunlar ne? Bütün bankalara borcumuz varmış. Var olan bütün bankalardan kredi çekmiş Hakan. Dahası var. Aylardır ya, aylardır bu evin kredisini bile ödememiş. Her şeyimi kaybettim ben. Bütün hayatımı, sevdiğim adamı. Niçin? O kadın ve o çocuk için. Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir? Ne yapar 10 senedir bir yalanın içinde yaşadığını öğrendiğinde? Söylenen tüm o aşk sözlerinin, kendini iyi ve güvende hissettiren her anın bir yalandan ibaret olduğunu anladığında, kadın nasıl nefes alır? Yıllardır inmek inmek kurduğu hayali, sevdiği adamın başka bir kadınla yaşadığını öğrendiğinde, benim hikayem. Şimdi her şeye yeniden başlamak zorundayım.
Bak Güneş, bir süre burada kalacaksın. Ama sadece kısa bir süre. Ben anneni bulana kadar. Hem burada çok güzel arkadaşlıklar edineceksin. Onlarla güzel güzel oyunlar oynarsın. Ben de buradaki abilere, ablalara mektuplar yazacağım. Her şeyi anlatacağım onlara anneni bulmaları için. Tamam mı? Korkuyorsun değil mi? Korkma. Tanısan çok seveceksin zaten arkadaşlarını. Çok zor şeyler yaşadın biliyorum Güneş. Ama ben sana bakamam. Çok üzgünüm ama yapamam. Beni affet olur mu? Bakın bu yeni arkadaşınız Güneş. Ona iyi bakın. Güzel güzel oynayın tamam mı? O kadın annen mi? Niye bırakıyor seni? Baban nerede senin? Niye konuşmuyorsun? Dilini mi yuttun? Konuşsana. Dilsiz bu be. Ver şunu. Sen çok oynamışsındır. Birazcık biz de oynayalım. Thank you.
Seni bir daha bırakmayacağım, söz veriyorum. Anneni bulana kadar seni bırakmayacağım, söz veriyorum. Evet. Kiminle görüşüyorum? Kimi aradınız? Sude ben, Dilan'la arkadaşıyım. Geçen gün sizi benim telefonumdan aramıştı. Yanlış aradınız. Dila diye birini tanımıyorum. Hayır, çok eminim bu numaraydı. Dediğim gibi, tanımıyorum. Tamam, kusura bakmayın, rahatsız ettim. Bak, burası babanın iş yeri. Belki buradan bir başlangıç yapabiliriz. Güneşime ben geliyorum, bekle. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Ben Hakan Karan'ın eşiyim. Müsait miydiniz? Tabii tabii, buyurun. Hoş geldiniz. Elif Hanım da değil mi? Hı-hı. Elif Hanım, başınız sağ olsun. Aslında biz de sizi arayacaktık. İyi oldu geldiğiniz. Sağ olun. Aslında utanıyorum böyle bir şey sormaya ama... kendi şirketimle de bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Acaba Hakan'ın... yani eşimin vefat tazminatını ne zaman alabilirim? Elif Hanım, aslında biz de bu nedenle sizinle görüşecektik. Rahmetli Hakan Bey'in bir tazminat hakkı yok. Nasıl? Bakın, Hakan Bey'in aldığı avanslar tazminatını aşmış durumda. Biz de bu nedenle bu borcu sizden talep edecektik. Hesapları bir an önce kapatabilmemiz için. 290 bin yazıyor burada. Üzgünüm Elif Hanım. Hakan Bey içeriden sürekli avans çekmiş. Elif Hanım. Fırat Bey'in odası nerede? Sağdaki ilk oda. Güneş, burada bekle, sakın bir yere ayrılma, tamam mı? Sakın. Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Elif Hanım, anlamadım. Cenazeye müdürünüzle mesaj gönderiyorsunuz. Bir şeye ihtiyacınız varsa çekinmeyin diyorsunuz. Buraya geldiğimde de atıp tutuyorsunuz. Sonra da Hakan avans çekti, hesabı kapatmamız lazım deyip parayı benden istiyorsunuz. Bakın, ben Hakan Bey'in tüm avansları silinsin ve tazminatı ödensin diye talimat vermiştim. Eğer bir yanlışlık olduysa özür dilerim. Buyurun, oturun, konuşalım. Ben kocamın borcu neyse ödeyeceğim. Sadece sizden biraz zaman istiyorum. Bakın, borcunuz falan yok. Yani Hakan Bey'in bütün hak edişleri ve tazminatı kuruşu kuruşuna ödenecek. Ben söz veriyorum size. Ben Hakan Bey'in bir kızı olduğunu bilmiyordum. Kazaya kadar ben de bilmiyordum. Hmm.
Ya çocuk bu ya, çocuk. Altını ıslatmış, haberin yok. Nasıl bu kadar duyarsız olabiliyorsun? Aklım almıyor. Yeter artık çocuk, çocuk. Benim de bir hayatım var. Sürekli bununla ilgilenmek zorunda mıyım? İlgileneceksin tabii. Annesin sen, anne. Olmuyor. Beceremiyorum, yapamıyorum işte. Benden anne olmuyor. Ben hiç istemedim ki zaten bunu. Petek. Güneş. Yok bir şey kızım, korkma. Korkma. Niye korkuyormuş? Canavar mıyım ben? Petek. Ne? Sana kaç kere söyledim bak, bir psikoloğa gitmen gerek. Bu şekilde yaşayamazsın. İstemiyorum. Psikolog da istemiyorum. Seni de istemiyorum. Kızını da istemiyorum. Beni bir rahat bırakın artık. Yalnız bırakın yeter ya. İyi. Bundan sonra istediğin kadar yalnız kalabilirsin. Artık kızımın senin elinde ziyan olmasına izin vermeyeceğim. Ben bakarım kızıma. Eminim Elif de anlar beni. Kızımın hak ettiği anne o. Sen değilsin. İyi. Ana kız mutluluklar dilerim o zaman onlara. Unutmuşsun. Hiçbir şeyin istemiyorum artık. Sen yoluna, ben yoluma. Demek sendin Hakan. Bunca zamandır Dila ile birlikteydiniz. Avanslar kesilince de para koparmak için bana yerini öttün. Şimdi bunun hesabını vereceksin. Nasıl yaparsın lan bunu bize? Nasıl yaparsın bunu bize? Yapma Fırat, yapma. Bırak peşimi. Sana gösteririm. Güneş korkma. Korkma kızım, korkma bebeğim. Hiç kimseye vermeyeceğim seni. Hiç kimse alamayacak, merak etme. Güneş! Allah kahretsin. Alo. Alo, çok kötü bir kaza oldu. Hemen bir ambulans istiyorum. Hemen, çok acil.
O gün de buraya bu yüzden geldim. Belki bir ipucu, bir şey bulurum diye. Adı Güneş. Kocamın kızı. Hakan'ın. Ben de annesini arıyorum. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım, paramparça. Kaybolmuşum ben araftayım, ihanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım, gün ışığı nerede?